Türkiye'deki 2001 krizi sonrası dönemin koalisyon hükümeti tarafından ekonominin başına getirilen eski ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti. Peki öncüsü olduğu politikalarla Türkiye'nin ekonomik krizden çıkma reçetesini hayata geçirmesiyle bilinen Kemal Derviş kimdir? Kısaca anlatalım. 10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimini aldı. 1973-76 yılları arasında Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Aynı yıllarda ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde ekonomi dersleri verdi. 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996'da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. 2000 yılından itibaren de Yoksullukla Mücadele ve İktisadi Yönetim Komisyonu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Çalışmalarında daha çok küresel ekonomi, gelişmekte olan piyasalar, Avrupa çalışmaları, kalkınma ve uluslararası kurumlara odaklanan Derviş, Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001'de ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. 2002 Ağustos ayında Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan'la birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti. Nisan 2009-Kasım 2017 yılları arasında Brookings Enstitüsü Küresel Ekonomi ve Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı ve Direktörü olarak görev yaptı. 2009-2015 yılları arasında Columbia Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi. En son 2005 yılında Daha İyi Bir Küreselleşme isimli bir kitap yayımlayan Derviş, akademik dergilerde ve güncel konularda da çok sayıda makale ele aldı.